Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Açıklamamıza başlamadan önce bugün Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'ın katledilişinin üzerinden 49 yıl geçti. 49 yıl önce bugün bu üç fidan bir siyasi cinayetle katledilmişti. Devrim ve demokrasi yolunda hayatını kaybeden bu üç fidan şahsında bütün yaşamını yitirenleri buradan saygı ve minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, 17 günlük tam kapanma sürecinden geçiyoruz. Tabii ki bugün tam kapanmanın tartışıldığı bir yerde maalesef işçinin, emekçinin, kadınların büyük bir zorlukla karşı karşıya kaldığı, faşizmin bu kapanmadan etkilenmediği, kadına yönelik şiddet uygulayanların, kadın düşmanlarının elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaştığı, yine bu kapanma esnasında eve kapanmayla açlıkla yüz yüze kalan, şiddetle yüz yüze kalan kadınların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Tüm bunlar yaşanırken ülke maalesef ülkedeki halk nefes alamaz haldeyken, en fazla kadınlar bu süreçten etkilenirken iktidar bu tam kapanmadan önce asıl hazırlığını yapması gereken halka destek, halkın yanında durma projelerini uygulaması gerekirken yine masaların etrafında yıllardır yürüttüğü güvenlikçi politikaların binbenzeri olarak savaş politikalarını, operasyonlarına devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Kapanmanın tartışıldığı bu günlerde iktidar içteki halkın sorunlarını perdelemek için, halkın açlık, işsizlik, aşı problemini, sağlığa erişim problemini, demokrasi problemini, kadınların yaşam hakkını koruma sorumluluğunu perdelemek için her defasında olduğu gibi bu dönemde güvenlikçi politikalara sarılmış durumda. İktidarlar bu ülkede maalesef 100 yıldan fazladır bu ülkenin en esaslı problemini bu yöntemle çözmeye çalışıyor. Bu problem görmezden geldiklerinde yok gibi farz ettikleri Kürt sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Aslında bu dönem artık bu meselenin adı Kürt sorunu değil. İktidarın savaş sorunudur. İktidarın inkar sorunudur. İktidarın bu halkı asimile etme sorunuyla karşı karşıyayız. Ve en son yine sınır ötesi operasyonlarla ülkedeki korona nedeniyle yaşamını yitirenleri görmezden gelerek savaşta yaşamını yitirenleri ön plana çıkartarak bu esaslı sorunun üstünü örtmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar, bakın raporlar gösteriyor ki son 10 yılda savunma giderleri %86 artmış bu ülkede. %86 bu ülkenin bütçesi, bu halkın cebinden çıkan vergi, bu halka harcanması gereken, iş olarak dönmesi, destek olarak dönmesi gereken, aşı olarak dönmesi gereken bu bütçe %86 oranında artarak savunma alanına, savunma giderine aktarılmış durumda. Sınır ötesi operasyonlar yapılıyor. İktidar kendisiyle alakası bile olmayan ama nefret politikaları nedeniyle, Kürt düşmanı politikaları nedeniyle başka topraklarda bazı çetelere paralar döküyor. SİHA'lar alıyor. SİHA'ların propagandasını yaparken bu ülkede kapanma döneminde, pandemi döneminde çocukların uzaktan eğitim almasını sağlayacak EBA sistemini daha %100 kurmuş durumda değil. Hala yoksul çocukları, hala bu halkın çocukları uzaktan eğitimi alamıyorlar. Çünkü bunun için yeterince sistem kurulmadı. Çünkü çocukların bu eğitime ulaşabilmeleri için ellerinde bilgisayarları, laptopları yok. Ama iktidar çıkıp her alanda SİHA'larımız var diye propaganda yapıyor. Peki bu politikalar halka geri dönüşü nasıl oluyor? Yoksulluk olarak geri dönüyor, açlık olarak geri dönüyor. Sadece bu dönemde her gün biz intihar vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Uzun bir süredir bu ülkede insanlar açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor. Kapanma döneminde siftah yapamadığı için
yaşamına son veren insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama iktidar her gün çıkıp sınır ötesi operasyonlarla ya da ülke içerisinde yaptığı operasyonlarla bu hakikatin üstünü kapatmaya çalışıyor. Bu iktidar bu hakikati söyleyenleri de susturmak için elinden geleni yapıyor. Her gün partimize karşı linç siyasetini, linç propagandasını yürütüyor ama bu ülkede hakikati ya da çözümün sesi olan, en fazla barışı ve çözümü getirebilecek olan Sayın Öcalan'ın sesini, sözünün topluma yansımasını engelliyor. Bakın 22 yıldır Sayın Öcalan İmralı'da tecrit altında tutuluyor ve bu tecritin bu ülke açısından anlamını çok iyi biliyoruz. Bu ülkede Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit savaş demektir. Bu ülkede Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit Orta Doğu'da ki savaşın daha da derinleştirilmesi demektir. Tecrit yoksulluk, açlık olarak bu ülkeye geri dönüyor. Tecrit bu ülkeye toplumun, halkın nefret siyasetinin ön plana çıkartılması, geliştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor ve iktidar ısrarla Sayın Öcalan'ın sözünün, sesinin topluma yansımasının, çözüm iradesinin topluma ve geleceğe yansımasını istemediğini görüyoruz. Tam da bu nedenle biz ısrarlı bir biçimde çözümün adresi olan İmralı'da Sayın Öcalan'ın üzerindeki bu mutlak tecritin kaldırılmasını, her defasında denenen ama başarısızlıkla sonuçlanan bu güvenlikçi politikalardan, savaş politikalarından vazgeçilmesinin çağrısını yapıyoruz. Bunu başaracak olan biz halkız. Hep beraber iktidarın bu politikasının başarısızlığını hep beraber sağlayabiliriz. Bugün bizim üzerimizde yürüttükleri politikanın getirisini ya da yansımasını hep beraber çok iyi görüyoruz, çok iyi biliyoruz. O açıdan bugün bu tecride ses yükseltmek, daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi, sadece Kürtlerin problemi, sadece Kürtlerin söylediği bir söz olmamalı. Çünkü tecridin faturası bütün Türkiye halklarına çıkıyor. Çünkü tecridin faturası en fazla kadınlara çıkıyor. Çünkü tecridin faturası yoksula, emekçiye, işçiye çıkıyor. Değerli arkadaşlar, iktidar bu savaş siyasetiyle uğraşırken, sınır ötesi operasyonlarla uğraşırken, tabii ki bir de doğa düşmanı politikalarına da hız kesmeden devam ediyor. İktidarın zaten bu ülkede güzel olan her şeye düşman olduğunu çok iyi biliyoruz. Güzel olan her şeyi ortadan kaldırma, yerine ucubeleri var etme siyasetini yürüttüğünü her defasında çok iyi biliyoruz. Bunun defalarca örneklerine şahitlik ettik. Kaz Dağları'nda bunu hep beraber gördük. Hasankeyf'te binlerce yıllık tarih sular altında bırakılıp ranta çevrilirken hep beraber şahitlik ettik. Üçüncü köprüde ormanlar ortadan kaldırılırken hep beraber gördük. Bunun son örneği de İkizdere. İkizdere'de yine AKP'nin rant politikaları, doğa düşmanı politikaları nedeniyle şu anda ortadan kaldırılmaya, doğa yok edilmeye çalışılıyor. Ve günlerdir İkizdere halkı amansız bir mücadele veriyor, direniş gösteriyor. Orada taş ocağı projesi yapılacakmış. Ama bir de oradaki halkın sesini, sözünü hep beraber dinleyelim. Günlerdir ulaştırmaya çalışıyorlar ama önlerinde askerler, önlerinde iktidar dikiliyor. Çünkü yine işin içinde iktidarın ortağı Cengiz Holding var. Ülkenin bütün doğasını, rantını peşkeş çektikleri Cengiz Holding'i korumak adına oranın halkının karşısına askerler dikiliyor. Ve bakın kadınlar ne diyor orada? Çünkü bütün mücadelelerin en ön saflarında oldukları gibi İkizdere'de de doğayı savunmanın öncülüğünü yapan kadınlar, askerler önümüzde geçişimize izin vermiyor. Direniyoruz, herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Sesimizi duyurmanızı istiyoruz. Bize destek olmaya çağırıyoruz diyor kadınlar İkizdere'de. Kadın müteahhite dur diyoruz, bizi yok etme diyoruz. Çünkü
Oranın doğası kendileri demek, doğanın yok edilmesi demek, oradaki insanların yok edilmesi demek. Günlerdir bu direnişlerini, mücadelelerini Türkiye halkına, iktidara duyurmaya çalışıyorlar. Biz HDP olarak, HDP Kadın Meclisi olarak İkizdere'de mücadele eden, doğa talanına karşı yaşamlarını, doğalarını savunan kadınların, başta kadınlar olmak üzere İkizdere halkının yanındayız. Beraber mücadele edeceğiz. Beraber mücadele ederek iktidarın doğa düşmanı politikalarını başarısızlığa uğratacağız. Daha önce başardık. Bu sefer de başaracağımıza inanıyoruz. Evet değerli arkadaşlar, kapanma dönemindeyiz. Hatırlarsınız, ülkede ilk korona vakaları ortaya çıktığında çıkıp bir çağrı yapmıştık. İktidara acil önlem planı alın demiştik. Savaş ve kriz dönemlerinden en fazla etkilenen kadınlar olur demiştik. Kadına yönelik şiddet bu süreçlerde artar, kadın işsizliği artacak. Çünkü kriz dönemlerinde ilk gözden çıkartılanlar kadınlar olur demiştik. Ve tam da öngördüğümüz biçimde bir sonuçla karşı karşıyayız. Pandeminin de kadınlara nasıl şiddet biçiminde döndüğünü, işsizlik, açlık, yoksulluk biçiminde döndüğünün hepimiz şahitliğini ettik. Bakın Nisan ayı içerisinde en az 68 kadın şiddete uğradı. En az 17 kadın yaşamını yitirdi ve bir çocuk yaşamını yitirdi. 2021'in ilk 4 ayında en az 108 kadın yaşamını yitirdi. Yine 74 kadın şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdiği basına yansıdı. Peki bu savaş tablosu karşımızdayken, bir savaş tablosuyla karşı karşıyayken iktidar ve yetkilileri ne yaptı? Bakanlıklar ne yaptı? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı değişti biliyorsunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Derya Yanık gelir gelmez sosyal medyası üzerindeki paylaşımlarla gündeme geldi. Günlerce sosyal medyasını kapattı ve orayı temizlemeye çalıştı. Ama ilk icraatı hepimizde aslında önümüzdeki süreçte nasıl bir politika izleyeceğini de göstergesiydi. Derya Yanık'ın ilk icraatı 23 Nisan'da koltuğuna oturttuğu çocuğun koruma altında olan bir çocuğu ifşasıyla gündeme geldi. O günden bugüne bakan sadece tebrikleri kabul etmekle meşgul. Ama bu ülkede kendisi geldiğinden beri onlarca kadın yaşamını yitirdi. Bununla ilgili nasıl bir adım attı diye sorarsanız elimizde koskocaman bir hiç var. Çünkü dert şiddeti engellemek değil. Çünkü dert kadınlara özgür bir yaşam kurmak değil. Çünkü dert kadınları kendi makul ve makbul kadın kimliğine sıkıştırmak. Ve tam da bu şiddet vakaları yaşanırken İçişleri Bakanlığı bir paylaşım yaptı. Yine uzun bir süredir yürüttükleri algı operasyonlarının bir benzeri. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığından beri kadına yönelik şiddet azalmış, kadın ölümlerinin azaldığını ifade ettiler. Zaten uzun bir süredir İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddeti arttırdığına dair propaganda yapıyorlardı. Şimdi kendilerine sormak istiyoruz. Mecliste bir komisyon kuruldu. KEFE'in alt komisyonu olarak 2018 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve izlenmesi alt komisyonu. Bu komisyon yaklaşık 2 yıl boyunca çalıştı. En son toplantısını 12 Şubat 2020'de gerçekleştirildi. Bu toplantıda, bu komisyonda çok fazla sivil toplum örgütü, baro, kadın kurumu dinlendi ve bir rapor açığa çıkması gerekiyordu. Ama bir yılı aşkındır bu komisyonla ilgili herhangi bir rapor sunulmadı. Bu rapor yayınlanmadı. Şimdi kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Bu raporu yayınlayın. Bu raporda İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar gerekli olduğu, İstanbul Sözleşmesi'nin nasıl kadınların yaşamını koruduğu çok net bir biçimde uzmanlar tarafından ifade ediliyor. İşin içerisinde olanlar, bunu takip edenler tarafından çok net bir biçimde İstanbul Sözleşmesi'nin kadınları nasıl koruduğu ifade ediliyor. Buyurun, bağımsız sizin kurduğunuz mecliste çoğunluğunu
çoğunluğunun elinizde olduğu mecliste kurduğunuz komisyonun raporunu açıklayın. İstanbul Sözleşmesi değildir kadına yönelik şiddeti artıran. Sizin yürüttüğünüz kadın düşmanı politikalardır. Şiddete ses yükselten kadınları hedef gösterme politikasınızdır ki en son örneğini Hanife Öz'de yaşadık. Hanife Öz bir uzman çavuş tarafından şiddete uğradı. Sesini sosyal medyadan ulaştırmaya çalıştı. Çünkü kendisine şiddet uygulayan evet bir erkekti ama bir üniformalıydı. Halkı korumakla görevli olan bu üniformalı bir kadına şiddet uyguladı ve sonrasında nereye gidersen git söylemini korumaktan hiç çekinmedi. Biz bu pratiği hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? Musa Orhan'dan hatırlıyoruz. İpek Er'e tecavüz edip günlerce hürriyetinden yoksun bırakıp intihara sürükledikten sonra bile nereye gidersen git ben yargılanmam, daha önce de çok yaptım diyen Musa Orhan'dan hatırlıyoruz biz bu pratiği. Çünkü bu ülkede erkekseniz, bir kadına şiddet uyguluyorsanız devlet sizin arkanızdadır. İktidar arkanızdadır. Erkeklik Bakanı, kendi İçişleri Bakanı diyen Erkeklik Bakanı sizin arkanızdadır. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı sessizdir. Görmez sizin yaşadıklarınızı. Adalet sadece tabeladan ibarettir bu ülkede. Erkekten yana tavır alır. Ama eğer bir de üstüne bu şiddeti uygulayan üniformalıysa siz suçlu çıkarsınız, siz suçlu haline getirilirsiniz. Hanife Öz de tıpkı bu kadınlardan biri. Şiddete uğradığı halde dün sosyal medya üzerinden hedef haline getirildi. Çünkü susması gerekiyordu. Şiddetin karşısında ses yükseltmemesi gerekiyordu. Sinmesi ve kabullenmesi gerekiyordu, biat etmesi gerekiyordu. Biat etmediği için, buna karşı ses yükselttiği için Hanife Öz şu anda hedef haline getiriliyor. Biz bütün şiddet gören, erkek şiddeti ve bunun yanında devlet şiddetine maruz kalan bütün kadınların yanındayız. Bunun mücadelesini vermekten vazgeçmeyeceğiz. Kadınlara biat edin, sesinizi çıkartmayın. Erkektir, yapmış, ne olacak söylemlerine prim vermeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özgürlük mücadelesi vermekten vazgeçmeyeceğiz. Özgürlük mücadelesi verdikleri için Kobani'nin barbar çetelerinin işgalinde ses yükselttiği için cezaevinde olan kadın arkadaşlarımız gibi Kobani davası kumpasıyla yargılanmaya çalışılan kadın mücadelesi yürüten kadın arkadaşlarımız gibi öz savunmasını gerçekleştirdiği için yargılanan, cezalandırılmak istenen kadın arkadaşlarımız gibi sokaklara çıkıp kadın mücadelesini veren, İkizdere'de doğasını savunan kadınlar gibi mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bize reva gördüğünüz makul, makbul kadınlar olmayacağız. Bize reva gördüğünüz şiddetle, işkenceyle, tacizle, tecavüzle yaşamak durumunda bizi bırakmanıza izin vermeyeceğiz. Kendi yaşamımızı kuracağız. Her gün yürüttüğünüz savaş politikalarının bizi yoksullaştırmasına izin vermeyeceğiz. Bizi muhtaç ederek biat ettirmenize izin vermeyeceğiz. Ve bunun için örgütlenmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Her defasında çağrıda bulunuyoruz. Bugün kadınların en fazla bir arada olması gereken süreçlerden geçiyoruz. Çünkü bütün kazanımlarımız hedef halinde. 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi feshedilmiş gibi bir algı yaratılıyor. Ama biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi bizimdir. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın demeye devam edeceğiz. Havano, ezi, ezvete vabı rezdariye silavdıkım.